musun? Korkma, korkma benim. Ay, ay, yok Aysel hemşire. Korkmadım. Boşluğuma denk geldi de orada şey yaptım. Tabii tabii öyle olmuştur. Buralara ne olmuş böyle? Sana söyleyeceğim ama kimse söyleme, tamam mı? Yok söylemem. Ateş Hoca öğrencileri mezarlığa göndermiş. Neden ki? Ateş Hocam böyle bir şey niye yapsın ki? Bilmiyorum ki. Sen sor ama sana söyler kesin. Bu hayalet gören hasta kadınla alakalı olmasın sakın. Olabilir Muzo ama merak etme, hastane güvendi. Hem kız hastanede görmemiş hayaleti. Çalıştığı yerde görmüş. Peki hastanede hiç hayalet görmemiş mi bu kadın? Hayır görmemiş. Emin misin? Eminim, merak Muzo? Etme. Ne pislik böyle Muzo? İpek Hanım hemen temizlerim ben, siz hiç merak etmeyin. Aa, kim yaptı bunu? Yok artık. Kim yaptı? Cevap vermediğinize göre yapanı zaten biliyorsunuz. Hocam tamam, aslında... bir şey anlatmayın şimdi bana. Bir an önce temizle burayı Muzo. Emredersiniz İpek Hanım, hemen. Dur. Temizleme. Hiçbir şeye dokunma. Aynen böylece kalsın. Baş üstüne İpek Hanım. Kalsın dedi. Temizlemeyeceğiz. Evet. Hı? Yemeyeceğim. Doktor dinlenme odası çamur içinde. Ben çamur güreşine başlattım. Ekibi elemeler için. Yalnız odada kazma kürek de var. Yani ya onlara mezar kazdırdın ya da demiryolu inşaatında. Mezar. Hastanın iyiliği için. Savunman bu mu yani hastanın iyiliği için? Vefat etmiş bir arkadaşın beyninden küçük bir parça alıyorum. Zaten kullanamayacağı bir parça. Creutzfeldt-Jakob delidana hastalığına bakıyorum. Sonuçları aldın mı? Bekliyorum. Peki kaç kişi mezar kazmayı kabul etti? Vallahi hepsi etti. Biri dışında o da prensipte kabul etti. Yalnız eve gidip bebek bezi değiştirmesi gerekiyormuş. Acayip bir ekip oldu. Yelpaze çok geniş. Ne ararsan var. Bir şey duyunca bana haber ver. Ayrıca odayı hemen temizlet. Tam o iş için uygun bir adam tanıyorum. Merak etme. Siz çamurlu ayakkabılarınızla evinizin içine kadar giriyor musunuz? He? Al bakalım şu pasması. Dinlenme odasını temizliyorsun. Hocam neden ben temizliyorum? Kim temizlesin? O garibim zaten evde yeteri kadar paspas yapıyor. Hanımlar desen onlara şimdi kabalık olur. Kaba biri değilim ben. Tabii. Eskişehir'e de söyleyemezsiniz değil mi? O zaman da göze batar. Doktor olmayanları böyle alakasız işleri yapmak için yanına da tutuyormuş gibi falan anlaşılır. Uzatma tamam. Hadi sen paspaslayacaksın orayı. Bak uzatırsan paspası alırım. O zaman eski usulüne döneriz. Aldığımız parça Creutzfeldt-Jakob için negatif. Kısa sürdü tartışma. Zaten bir tane fikrimiz vardı, o da yanlışmış hocam. Başka ne olabilir bilmiyorum. O zaman evlere dağılalım bence. Sonuçta sorunun ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok ki... bu da aslında durumun o kadar da kötü olmadığı anlamına gelebilir. Veyahut da bir ihtimal onu öldürüyor olabilir ki... o zaman da bence burada kalalım, baştan başlayalım. Hastayı kurtarmak için, anlatabildim mi?
Ateş. Zor iş kimlik hocam. Çok zor iş. Sana söyleyeyim. Hiç en güzelini yapıyorsun. Masa başı. Harika. Orhan'la bir aday üzerinden iddiaya mı girdin? Kıskandın mı? He? Tamam, hadi gel. Şöyle yapalım. Sen de gir iddiaya. Ben kaybedersem sana da bir yemek ısmarlayacağım. Orhan kaybederse sana da bir yemek ısmarlayacak. Yani her şekilde sen kazanmış oluyorsun. Tamam, anlaştık. Peki ben sana daha önce bir daha oyun oynamak yok demedim mi? Ama anne, ben doktorculuk oynuyorum. Hastalara hiçbir şey yapmıyorum. Bak, kalp. Var mı senin kalbin? Lütfen yapma. Ateş, oyun bitti. Sen peki? Duyduğuma göre sen de güvercin işine girmişsin. Posta güvercini yetiştiriyormuşsun. Zor iş, sana söyleyeyim, meşakkatli iş. Koskoca Orhan Yavuz'u posta güvercini yapmışsın. He? Maşallah, bilmiyorum mu zannediyorsun vakayı senin aslında bana yolladığını? Yemezler. Yalnız şu anda konumuz bu değil. Konumuz zaten hiç. Hep senin konuları konuşalım. Bizim konuları hiç konuşmayalım. Ah! Hadi! Kusura bakma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.